Merhaba arkadaşlar. 11. derste yine beraberiz. Müzari fiilin yine son bir hali olan yalın halini işleyeceğiz bugün. Evet. El-mudari'ul merfu'. Merfu olan müzari fiil. Örneklerle başlıyoruz. Yectehidu Züheyrun. Züheyr çalışıyor. Yectehidu müzari fiil merfutur. Evvelinde nasb ve cezim edatı bulunmadığı için merfu kabul ediyoruz. Tektubu Fatimetu. Fatma yazıyor. Fail müennes olunca fiil de müennes olmuş arkadaşlar. Yectehidu. Yektubu dememişiz. Tektubu demişiz. Birinci cümlede failimiz müzekkerdi. İkinci cümlede müennes örneği verildi. Tekra'u Suad'un. Suad Araplarda bayan ismi olduğu için tekra'u müennes fiil kullanıldı. Evvelinde nasb ve cezim edatı bulunmadığı için bu da merfu fiil örneği olarak verilmiş arkadaşlar. İzahat, yectehidu, tektubu, tekra'u, kullu vahidin minha, bunlardan her bir tanesi, fi'lun mudari'un merfu'un, merfu muzari fiildirler. Ey madmumul ahir, sonları madmumdur, dammelidir. Li'ennehu, çünkü bu muzari fiiller, lem yesbikhu ma o şey ki yucibu nasbahu feyansibahu feyansibe. Yani onun nasbını gerektirip de onu nasb edecek, yani yunsibe diyelim, nasb edecek bir edat geçmediği için وَلَا مَا يُوْجِبُ جَزْمَهُ فَيَجْزِمُ. Onun cezmini gerektirip de onun cezmi olacak, onu cezmedecek daha doğrusu bir edat geçmediği için bunlara merfu muzari fiil diyoruz. وَكُلُّ فِعْلِ الْمُضَارِعِنْ لَمْ تَسْبِقْهُ اَدَاتُ نَصْبٍ. Bütün muzari fiiller ki evvelinde nasb edatı geçmemişse وَلَا اَدَاتُ جَزْمٍ, cezim edatı geçmemişse فَهُوَ مَرْفُعٌ, o merfu bir fiildir. Hülasa, يُرْفَعُ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ, müzari fiil raf edilir. اِذَا لَمْ يَسْبِقْهُ مَا يُوْجِبُ نَصْبَهُ اَوْ جَزْمَهُ. Nasbını ve cezmini gerektirecek, vacip kılacak bir şey geçmediği zaman müzari fiil merfu olur. Ey, اِذَا ne zaman ki تَجَرَّدَ عَنِ النَّوَاصِبِ وَالْجَوَازِ, nasb edici ve cezmedicilerden soyutlandığı zaman merfu olur. Örnek, yectehidu Züheyrun, Züheyr çalışıyor. Çalışır, çalışacak, fark etmez. Yani bu biraz daha detaysız bir konu oldu. Yectehidu Züheyrun, yectehidu fi'lun mudari'un ma'lumun merfu'un. Niçin merfu? Li'ennehu lem yesbikhu ma yucibu nasbahu ev cezmehu. Nasbını veya cezmini gerektirecek bir şey kendisinden önce gelmediğinden. وَعَلَى هَذَا الْاُسْلُوبِ اَعْرِبْ بَقِيَّةِ الْاَمْثِلَةِ, diğer misalleri de bu üslup üzere irab et. Alıştırmalara bakıyoruz arkadaşlar. Müzari fiil ne zaman merfu olur? اِتِ بِعَشْرَةِ اَمْثِلَةٍ لِلْمُضَارِعُ الْمَرْفُ, merfu olan müzari için 10 tane örnek getir. Bir diğer alıştırmamız arkadaşlar. Bakın müzari fiilin raf halleri var. يُرِيدُ يَرْحَمُ. Burada da la tuhbib, hayır, la tuhbib burada cezmedilmiş. La yuhib bu da merfu olarak gelmiş. Buradaki la, la-i nahiye değil, la-i nafiye. Bu iki la arasında fark var. Birisi cezmediyor, birisi etmiyor. Evet. Genel alıştırmamızda da yazarımız bizden ne istiyor? Ayyinil mudari'al merfu' vel mansub vel meczum. Yani merfu, mansub veya meczum olan muzari fiilleri beyan et, açıkla, tayin et. Vel nevasib vel cevazim, nasb ediciler, cezmedicileri açıkla. Ama yezimu fi'len vahiden, yani bir tane fiili cezmeden edatları belirle. Ve ma yezimu fi'leyn, yüzimu daha iyi olur. Yüzimu diye okuyalım bunları arkadaşlar. Ama yuzimu fi'aleyn, iki tane fiili cezmeden edatları da belirle. İmmayeti gelecek olan örneklerde. Vazbit ahirehu bil lisani vel kalem. Hem yazı dilinde hem de söylemde, yani sözde arkadaşlar düzgün oku diye yazarımız bizi ikaz etmekte. Cümlelere bakıyoruz. Hayrun leke en tuhassilel ilme fi vaktin tefragu fihi min amelik. Hayrun leke, senin için daha hayırlıdır. En tuhassilel ilme, ilmi tahsil etmen, fi vaktin, bir vakitte ki, tefragu, boş olduğun vakitte, fihi,
o vakit içerisinde min amelik. İşinden boş olduğun zaman ilim tahsiliyle uğraşman senin için daha hayırlıdır. Burada ne var? En var arkadaşlar. En tuhassile, nasp etmiş tuhassile fiilini. Başka ne var arkadaşlar? Tefruğu var. Merfu olan fiil örneği var cümle içerisinde. Evvelinde nasp ve cezim edatı yok. İkinci cümleye bakın. Keyfema edatı var. İki fiili cezmeden edatlarda öğrenmiştik. Keyfema yekun reisul kavmi yekun mer'usuhum. Kavmin reisi, lideri nasıl olursa yönetilen insanlar da öyle olur. Yekun, yekun fiilleri keyfema ile cezmedilmişler. Bunların devamını da sizler tahlil edebilirsiniz arkadaşlar. Epey de bir cümle örneği var. Bunlar üzerinde biraz fikir tahtisinde bulunursak müzari fiillerin raf halini, nasb halini, cezm halini rahatlıkla anlamış olacağız. Sabırla beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka bir derste görüşmek ümidiyle.